Keser yazmayı kısaca bahsetmiştik. Burada biraz daha detaylı olarak verelim. Keser için frak komutunu kullanıyoruz. Ters slash frak. Hemen şu komutu alalım ve dokümanımıza yapıştıralım. Mesela bir tam 1 bölü 2 saat yazısı çıkacak burada. Bakın bir tam 1 bölü 2 saat. Yani frak 1, 2 şeklinde yazabiliyoruz. Eğer kesrimizde işte şuradaki mantığı anladığınızı düşünüyorum. Yani frak birinci parantez, frak ikinci parantez. Birinci paranteze payı, ikinci paranteze paydayı yazıyoruz. Yani istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Bu istediğiniz şekilde bunu büyütebilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle mesela burada bir frak daha açayım. Frak x kare bölü x küp artı y diyelim mesela. Aşağıda da aynı şekilde bir frak daha açalım. K artı 1 bölü m artı 2. Böyle bir denklem yazdım. Şey ifade yazdım. Bakın ne çıktı? Gördüğünüz gibi karışık bir ifade çıktı. Siz bunu uzatın. Mesela şuradaki y'yi artı z artı 3 diye uzatın. Çalıştırın. O ne yapıyor? Bakın kendisi ayarlıyor hepsini. Dengeli bir şekilde. Yani en büyük kesri de uzattı. Bu şekilde dengeleme yapabiliyor. Yani diğer örneğin bir Word'deki metin düzenleyicide bunları yapmanız pek kolay olmuyor. Peki başka bir gösterime bakalım. Şurada boşluk bıraktık sanırım hata ondan kaynaklı. Bir daha deneyelim. Evet. Mesela üstüne kesir yazabiliriz. Yani x üzeri frak 2 bölü k artı 1. Ya da x üzeri 1 bölü 2 gibi. Bu şekilde siz ana mantığı anladıktan sonra yani üst kullanmayı, frak kullanmayı, parantezleri iç içe kullanmayı çözdükten sonra ifade ne kadar karmaşık olursa olsun siz onun kodunu yazabilirsiniz arkadaşlar.